Oyunun yeni versiyonunda oyunun OBB dosyasını veya OBB'nin içindeki pack dosyalarını unpack etmek istiyorsunuz fakat nasıl edeceksiniz? Quick Vim.js kullanılmıyor, Python kullanılmıyor. O zaman bu video tam size göre. Bugün oyunun güncel versiyonunda OBB dosyasını veya içindeki pack dosyalarını nasıl unpack ederiz? Bunun için bir tool göstereceğim sizlere. Bu tool benim değil, internetten bir arkadaşım sayesinde edindim. Bir Hintli arkadaşım sayesinde ve o bana verdi. Unpack kısmında bir sorun çıkmadı ama Repack tool'u gizli olduğu için Repack'i paylaşamayacağım maalesef. Repack tool'unu da bana attı. Kendisi çalışıyor ama maalesef ki herkes de olmamasından dolayı biraz da gizlilikten ötürü paylaşmamı istemedi. Ben de onu videoda paylaşmayacağım. Sadece Unpack'in nasıl olduğuna bakacağız sizlerle ve nasıl işliyor. Öncelikle burada bir tane dosyam var. Bu dosyayı ben açıklamada Telegram kanalına koyacağım. Oraya gelip indirebilirsiniz. Çift tıkladım üzerine. Burada birçok dosya var. Bizim yapmamız gereken temelde çok basit. Oyunun OBB dosyasını aldıktan sonra sonuna nokta zip koyacağız ve içindeki dosyalara erişeceğiz. Evet dedim. Şöyle buraya getireyim. İçindeki dosyalara erişmek için çift tıkladım. Shadow Trick Register Content dedim. Pax klasörünün içindeki istediğim pack dosyasını unpack edebilirim. Ben hangisini seçeceğim? Burada bana videoda kullanmam için zsdiç yani zdiç'i önerdi. Dedi ki videonda bunu unpack et. Bu daha önemli diğerlerine göre diye. Tabi bunlar da önemli. Bunları da unpack ettim. Hatta şöyle bir şey yaptım. Tüm unpack edilmiş versiyonları da ben Telegram kanalıma koydum. Tüm hepsini unpack ettim pakların ve bir dosyada birleştirip zipledim. Yaklaşık 1,5 veya 2 GB olması lazım. Yani bildiğiniz OAuth OXP'lerin hepsinin yer aldığı tüm pakların ayrıştırılıp bir klasörde toplandığı halini ben yine Telegram kanalına koydum. Onu da elde edebilirsiniz. Hepsini ayrı ayrı ayrıştırmaktan ve bir klasörden toplamaktansa. Buradan bunu kopyalamayalım. Hatta direkt masa üstüne çıkaralım. Şurada çıktı. Tekrardan klasörümü açtım. Klasörümü biraz sağa kaydırıyorum. Bu pack dosyasını bin klasörünün içine atıyorum ve burada tek yapmam gereken şu oluyor. Buraya girdim. CMD yazıyorum yani komut istemcisini açıyorum. Biraz yukarı kaydırdım. Buradan Python'la çalışmasını istediğim için Python. Dosyamın adını hemen bakalım. Main.py'ymiş. Main.py yazıyorum. İlerledikten sonra bana burada ayrıştırıldığına dair bilgileri gösteriyor. Şu anda OAuth dosyalarını gösteriyor. Şöyle bir girelim. Bin klasörün içine. Şu benim tamamını paketlediğim. Telegram'a koydum. Şöyle göstereyim hatta. Yine bu da Telegram'da var. Bu değil pardon. Şu olmalı. Evet. Bunun içinde her şey var. Şunu silelim. Burada fazlalık kalmış. Shadow Track Extra Content. Gördüğünüz gibi tüm hepsini ayrıştırıp topladığım bir klasörüm aynı. Oyunu OBB dosyasına ayrıştırmışım gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunu silebilirim. Ben zaten bunu Telegram kanalına yüklemiştim. Hatta bakalım boyutu neymiş. 2 GB, 4 GB gibi bir şey vardı ama sıkıştırdığınız zaman 1,5 GB falan buluyor. Şunu da silelim. Bizi bunlar ilgilendirmeyecek bugün. Şu anda bu pack dosyasını koydum ve çıktı olarak bu klasörü alacağım. Diğer dosyada siline dursun. Şöyle bakalım. Bir anda silinecek galiba hepsi. Yani evet tamam güzel silindiğine göre şu şekilde olmalı sizde de. Hangi pack dosyasını koyarsanız klasörün adı da o şekilde olacak. İçine girelim neler oluyor bir bakalım. Shadow Track Extra Content'in içinde Ars Player Blueprints, Ars Science falan hepsini görüyoruz. Ars Player Blueprints'in içinde bu şekilde karakterle alakalı, ondan sonra yapılarla alakalı, kostümlerle alakalı, araçlarla alakalı birçok kısım var. Yine Ars'ta, Ars Player'da hepsi gayet yerli yerinde. Buradan aşağı inelim. Mesela Weapon'a basalım. Weapon'ın içinde Main Weapon'a basalım. Main Weapon'ın içinde şöyle rifle göreceğiniz üzere bütün silahlar var. M416, OAuth OXP dosyaları var. Tıpkı Lite'daki gibi, eski kodlamadaki gibi. Şöyle açıp görüntüleyebiliriz OAuth görüntüleyiciyle. Export Data dediğiniz zaman yeni versiyona çıkmış. Ben yüklemeyeceğim şu anda. Export Data dediğiniz zaman yine burada Shot Weapon Entity, burada değerler vesaire var. Bunlar için de bir video çekeceğim tabii ki de. Gördüğünüz gibi hepsini ayrıştırıyor. Ayrıştırma bitti mi? Bakalım. Hayır, halen ayrıştırıyor. Biraz duraklamış herhalde büyük boyutlu dosyalara geçtiği için. Tekrar girelim. Burada Shadow Track Extra Content. Yani aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. Blueprints de var. İçine girip bakalım. Kore var mı burada? Şu an Kore önemli bizim için. O XP dosyaları burada yok. Bakalım sonuç olarak o XP dosyalarını çıkaracak mı yoksa diğer pack dosyalarında mı o XP dosyaları var? Burada bizim için önemli olan tabii ki de şurada aşağı inelim. BP Player Palm ne olacak? Şurada Player Palm. Bunun XP dosyası da galiba diğer pack dosyalarında yanlış hatırlamıyorsam veya burada da olabilir.
Tam hatırlamıyorum. PlayerPalm da burada. Yani her şey şu anda Zdeach dosyasının içinde. Ben Zdeach diyeceğim. ZSD iyice anlayışsız. Türkçe karşılığı yok çünkü kelimenin, yani çok yanlış dizilmiş. İmla kurallarına uymuyor. Zdeach dosyasının içinde görüp görebileceğiniz her şey açık bir şekilde var. Şu anda Maps geldi ve diğer klasörler de geldi aynı şekilde. Maps'in içine bakalım. Burada yine yapılar var. Yapılarla ilgili dosyalar var vesaire vesaire. Bu klasörlerin ne anlama geldiğini de bir videoda açıklarım tabii ki de. Şöyle neler var? Movies var. İçine girelim. OAuth dosyaları olacaktı. Evet, burada video var. Yine burada OAuth dosyaları var. Aşağı inelim. Belki sesle alakalı da çıkar dedim ve çıktı. Bank dosyaları var burada. Şöyle eventler var. Yine girdiğimiz zaman burada OAuth var vesaire vesaire. Şu an halen ayrıştırma yapıyorum. Bitti mi? Tamam. Hepsi bitmiş. Alpak Files, Unpacked, yani hepsi ayrıştırıldı dedi. Gördüğünüz üzere burada her şey var. Eksik yok. Şu şekilde. Content'in içine girdiğimiz zaman her şeyi görebiliyoruz. Yenileyelim. Tabi diğer pack dosyalarını da unpack yapabilirsiniz bu sayede. Şu anda şu haliyle her şey var. Burada istediğimizi bulabiliyoruz. Silah düzenleyebiliriz. Ondan sonra karakterin aimbot yapabiliriz. Karakterin Magic Bullet'ini ayarlayabiliriz. Aimbot'un kafaya isabet etmesini vesaire sağlayabiliriz. Her özelliği buradan yapabiliriz. Şu anda güncel tool bu şekilde. Bu dosyayı ben zipleyip Telegram kanalıma yükleyeceğim. Açıklamaya da linkini koyacağım. Siz de girip OBB dosyasının içindeki pack dosyalarını bu klasör aracılığıyla, beni Telegram'a yükleyeceğim bu klasör aracılığıyla indirerek unpack yapabilirsiniz. Unpack yaptıktan sonra nasıl kullanacağınızı da ilerleyen videolarda çekeceğim. Büyük bir seri halinde hızlıca yüklerim kanala bunları, ne işe yarar diye. Siz de oradan yararlanırsınız. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sorunuz olursa yorumlardayım.